İlk bölümde İslamiyet'in bin yıllar önce varlığının bir kanıtı olan Bulukiye hadisini çok konuştuk ve bununla bitirdik. Tabi bu çok dikkat çekti. Bununla ilgili de çok soru almaya başladık. Aslında bu konuyu biraz daha irdeleyelim istiyorum. Bundan biraz daha bahseder misiniz? Şimdi İslamiyet eğer bakın Bulukiye evet. adında evet. araştırın. Hodri Meydan diyorum herkese. Evet. Bulukiye adında Hazreti Süleyman peygamberden sonra bu hadisi veren Salebi evet. yaşayan Yahudi evet. bir kavmin hahanıdır. Babası ise Ayş. Babası. Evet. Ayş adında. Hazreti Süleyman peygamberden sonra Mısır'da yaşayan büyük bir Yahudi kitlesi evet. bunların hahanı adı Ayş. Salebi'nin yazarının bunu da Sünni alemi. Sünni dediği zaman zaten Aleviler Sünni. Sünni demek Hazreti Muhammed'in den sonra evet. vasisini kabul eden emrini yerine getiren ondan sonra halife seçtiği Ehl Beyt'i ve Kur'an'ı emanet ettiği ve Hazreti Ali ondan sonra imam ve vasi ve halife olacağını kabul edenler İslam olmuştur. Evet. Kabul etmeyenler zaten İslam'la alakası yoktur. Bazıları çıkmışlar yok şudur yok budur. Kardeşim ashablardan hiçbirisi de cenazeye gelmediler. Hazreti Ali yıkadı, kefenledi, gömdü. Onlar ise gittiler Beni Sakife'ye halife seçmeyi. Allah'ın seçtiği kabul edilmiyor, kulun seçtiği kabul ediliyor. Şimdiye kadar zaten bundan dolayı Alevi, Sünni, Şii fitnesi çıkmıştır. Doğrular konuşulmadı. Aleviler de doğru konuştuğu için, Şiiler doğru konuştuğu için şimdiye kadar dalaşmaktadır. İşte bazı profesörler, bazı evet. yazarlar çıkmış televizyonlarda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vasiyet bırakmadı. Bu küfrün ta kendisidir. Evet. Niye? Hazreti Muhammed'in bir hadisi vardır. Eğer bir insan ölüp de arkasında vasiyet bırakmazsa cahil ölmüştür. Bunu Hazreti Muhammed söyleyecek ve kendisi arkasında vasiyet bırakmayacak. Bu küfrün ta kendisidir. Hazreti Muhammed'in bir iftiradır. Bazıları diyor işte Hazreti Muhammed'in üzüntüden ne oldu? Kimse cenaze namazını kılmadı. Sayın yazarlar, sayın profesörler, siz kimi kime karşı savunuyorsunuz? Allah'a muhalefet edenleri Allah'a karşı mı savunuyorsunuz? Nasıl cenazesine sadece Hazreti Ali dememeleri için üzüntüden gelen giden iki rekat kılmıştır. Bunlar hepsi yalan. Bu yalanlar tabi toplumda bir infial yaratıyor. Maalesef o zamandan beri bu olaylar Alevi, Sünni, Şii birbirine girmişler. Bu da kimin işine yaradı? Hem Emevilerin evet. hem dış ülkelerin. Orta Doğu'da çünkü İslamiyet arasında böyle büyük bir huzursuzluk var. Birbirleriyle bile anlaşamıyorlar, çelişemiyorlar. Çünkü neden? Nedeni de. Neden? Maalesef Hazreti Muhammed'in Ehl-i Beyt'in yolunda girmiş olup olmaz. Bakın Bulukiye'yi bir tamamlayalım. Evet. Şii burada Ayş kitapları araştırırken bir baktı ki Hazreti Musa'nın evet. Allahümme salli aleyhi ve sellem yazısı, el yazısından son peygamber olarak Hazreti Muhammed'in geleceğini evet. yazmış. Ne demiş? Hazreti Muhammed'e inanmayan ve Ehl Beytine evet. ve onun nukbailerine 12 imama tabi olmayan, İslam'a tabi olmayan Hazreti Muhammed ehline ve 12 imama tabi olmayan kim olursa olsun cennet onlara haram kılınmıştır. Bakın bunu Hazreti Musa'nın bunu şeyin yazarı İs-Sâlebi. Evet. Okuduğu zaman Ayş baktı ki Allah Allah dedi ben bunu Yahudi kavmine anlatırsam herkes İslam'a dönüşecek. O zaman herkes Hazreti Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'e tabi 12 imama evet. tabi olacak. Gitti bu kağıdı kapattı. Nereye koydu? Sandığa koydu ve sandığı kilitledi ve anahtarı bilinmeyen bir yere sakladı. Zaman geliyor. Ayş ölüyor. En büyük hahan Yahudilerin. Ondan sonra kim geçiyor onun yerine? Evet. Bulukiye adında oğlu oluyor. Ve nitekim Yahudiler diyorlar ki
Sen bir büyük bir hahan oldun. Sahan olarak biz seni seçtik. Sen büyüğümüzsün. Tabii babasının kitaplarını araştırırken baktı ki bir sandık. Annesine soruyor. Annesine soruyor. Dedi anne bu sandık kilitli. Anahtarı sende mi? Dedi oğlum ben anahtarı bilmiyorum. Baban saklamıştı. Nitekim fazla uzatmayalım. Evet. Kilidi kırıyor. Kağıtlar sandığı açıyor. Bakıyor ki bu yazı Allah Allah diyor. Hazreti Muhammed son peygamberdi Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Ona ümmetine onun ehl beytine ve 12 imamına tabi olmayan ve inanmayan onlara cennet haram kılınmıştır. Adam baktı böyle. Dedi Allah Allah ben bu insanların vebalını alamam. Ben Yahudi ümmetime hahanlık yaptığım kitleye ben doğruları anlatacağım. Ben yarın ahirette dünyanın fasaşfaçısı Allah'ın mesela Hazreti Muhammed'dir. Ben onun bu insanların vebalını alamam. İnsanları topluyor. Araştırmacılar, profesörler araştırsın görürler. O zaman Yahudi Mısır'da yaşayan Bulukya dedi bakın ben babamın kilitli sandığını açtım bu yazıyı gördüm. Hazreti Muhammed son peygamberdir. Onun ümmetinden ve ehl beytine ve 12 imamına tabi olmayan ve inanmayan kişi onun cennette haram kılınmış. Ona cennete gitmesi haram kılınmıştır. Ben bunları size söylüyorum. Ben sizin vebalinizi çekemem. Babam laksaradıysa ben saklayamam. Ne dedi orada Yahudi kitleleri? Dedi senin hatırın olmazsaydı senin şimdi babanın mezara gidip onu yakacağız. Bizi diri diri cehenneme mi atmak istiyor? Değil mi? Çelişkiye düştüler. Dedi ki o zaman bekleyin. Ben gidip dünyayı araştıracağım. Gerçek mi değil mi? Bilip size geri geleceğim. Tabi Bulukya adında bu genç haham Mısır'dan çıkıyor. Derler ya yedi iklim. Evet. Yedi adalara, yedi denizlere geçiyor. Bir adaya varıyor. Bir yaratıklar görüyor. Dedikleri kelime şu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Tabi aralarına giriyor. Mevkis selamu aleyküm. Selamu aleyküm. Diyor sen kimsin? Diyor benim adım Bulukya. Ben İsrail oğullarından. Dedi bir İsrail oğullarını tanımıyoruz. Dedi Adem'den Hazreti Adem dedi biz Adem'i de tanımıyoruz. Adem kim? İsrailoğulları kim? Tabi oradan çekip gidiyor bir sürü yerlere varıyor ve nereye gittiyse bakıyor ki Hazreti Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'e salavat getiriyorlar. Daha fazla ileri dünyayı dolaştıktan sonra bir yere varıyor. Ben hadisi çok uzundur. Evet. Ama burada Hazreti Muhammed'in Fatımdı Zahra, Hasan ve Hüseyin'in, Mevlana Ali'nin ve 12 imamın hak olduğunu dünya kainat bilsin diye konuşuyorum. Evet. Eninde sonunda uzatmayalım. Hadisi çok uzun. Bir yere varıyor. Bir tane kartal görüyor. Kartalın altında bir tane sofra kurulmuş. Selam atıyor. Selam kartal selamını alıyor. Alınca dedi aç mısın dedi evet açım. Dedi bu sofradan yiyebilir miyim? Yiyebilirsin diyor. Yediği gibi nasıl yediyse sofra aynı kaldı. Dedi peki benden önce bu sofradan yiyen oldu mu? Dedi evet oldu. Hazreti Adem ile Havva. Dedi peki buraya başka gelen oluyor mu? Dedi Hazreti Hızır senede bir defa gelir buraya. Nitekim Hazreti Hızır'ı orada bekliyor, Hazreti Hızır'ı görüyor. Ve o zaman hakikatların Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hak olduğunu, Fatım-ı Zahra Ehl-i Beyt'in hak olduğunu, İslam'ın gerçek din olduğunu ve 12 imamın şimdi 12 imam hak olduğunu ve onların yolunda gitmek için hak yolu olduğunu Hazreti Hızır'dan öğreniyor. Öğrendikten sonra diyor ya Seyyidi ben şimdi Mısır'dan çıkmışım ne kadar uzağım? Dedi biliyor musun Bulukya sen annenden ne kadar uzaksın? Dedi bilmiyorum. Dedi 50 yıllık bir mesafedesin. Dedi ya Mevla'yı benim artık ömrüm oraya gitmek için yetmez. Hazreti Hızır yaklaş bana diyor. Yaklaşınca kapat gözlerini açtığı zaman bir bakıyor kendini annesinin yanında görüyor. Saliselini salisesi.
Bakın. O zaman anne diyor, ben nasıl senin yanına geldim? Dedi, oğlum bir sanki şimşek çaktı, seni burada gördüm. İşte o zaman Bulukya Yahudilerin Mısır'daki topluyor ve İslam dininin, Hazreti Muhammed'in ve Ehl Beyt'in 12 imamın hak olduğuna ve onların yolunda gidilmesini öğrendikten sonra onlara öğütler veriyor. Bu yolda gitmeleri için vasiyette bulunuyor. Emeviler zamanında Ehl Beyt'e zulümler 12 imam Abbasiler Emeviler zamanında öldürüyorsa ve onların taraftarları bazı beyefendiler çıkmış, biz Muaviye'nin adamı taraftayız, biz Yezid'in tarafında oluruz. Biz de diyorlar Aleviler hangi Müslüman? Ben sana söyleyeyim, sen İslam'ın hangi tarafındasın? Demek ki sen İslam'dan çıkmışsın. Eğer Yahudi kitlesi Hazreti Muhammed ve Ehl Beyt'i 12 imam vasiyet, Hazreti Muhammed vasiyet etmişse, ve de bir daha soruyorum, Hazreti Adem cennetten atıldığı zaman 700 yıl Serendip'te, şimdiki Sri Lanka, ağladı, yalvardı. Allah affetsin, affetmedi. Nitekim eninde sonunda Allah'ın rahmeti geliyor. Cebrail geliyor. Diyor ki, ya Adem, bunu sinüsü de bilir, Türkü profesörleri de bilir. Her gerçeği konuşan gibi, ondan sonra başımı saygı duyarım. Benim adım Mehmet Güven, bu kelimeler bana aittir. Dedi, ya Adem, Allah seni affedecek ama bu isimlerle dua edeceksin, Allah seni affedecek. Bunların hatırı için seni affedecek. Dedi, ya Cibril, söyle hangi isimlerle? Betkul ya Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Fatıma, Zahra ve Hasan ve Hüseyin hürmeti için beni affet. Dilersen seni dile affedecek. Hazreti Adem koskocaman bir peygamber. Hazreti Muhammed'in ismiyle Mevlana Ali'nin, Fatıma Zahra Hasan Hüseyin hürmeti yüzüne için affediliyor. Ben de şaşırıyorum. Şimdi bir savaş olsa biz Yezid'in Muaviye'nin tarafını tutarız. Hazreti koskocaman bir peygamber Ehl Beyt'in hürmeti için affediliyorsa, bunlar da Ehl Beyt'i öldürdüler, kestiler, siz de onun tarafından diyorsunuz. Hangi peygamberden şefaat bekleyeceksiniz? Söyler misiniz bana beyefendiler? Ben kimseyi rencide etmiyorum Beycan Bey. Ama doğrular geldiği zaman doğru da konuşmak lazım. Yazsın, ben kimin bunun hatırı için ben yalan söylemem. Çünkü Allah yarın beni tutacak. Lafınızı keseceğim, özür dilerim. Az önce bir savaş dediniz, işte kimin tarafını tutacak dediniz. Evet. Bu yakın bir geçmişte, yaklaşık bir iki ay önce bir video yayınladınız. Armageddon evet. Savaşı dünyaya evet. Yakın dediniz. Evet. Savaş söyleminizden bunu çıkarttım. Geçmişte bundan işte 40 yıl öncesinde de uzaylıların dünyayı ziyaret edeceğini ve onları çok iyi tanıdığınızı ifade etmiştiniz. Hemen biraz daha yakın geçmişe geleceğim. İşte tabii siz insan hani dünya falan diye konuşmuyordunuz insanlardan evet. Ya da canlılardan bahsederken evet. Kainat kainat diyordunuz. Tabii dolayısıyla insan aklına farklı bir soru geliyor. Kainat dünya dışı varlıkların da dünyada olduğu yönünde. Şimdi dünya şimdi, bizim dünya. Mehdi zuhur etti mi hocam? Şimdi bizim için 2019 geldi evet. Mi gelmedi mi? Geldi. Geldi. Bizim için zuhur etmiştir, biz keşif bekliyoruz. Tamam. Bu yaşananlar, dünyada yaşananları da keşfin alametleri olduğunu söylüyorum. Evet. Onun peki, için ben diyorum ki süreç bitmek üzere. Peki ben dünya için bahsetmiyorum. Kainat için işte evet. Yaşayan her varlık için bahsediyorum. Evet. Evet. Bundan sonraki keşif sürecinde bu varlıkları neler bekliyor? Dünyayı neler bekliyor? Kainatı neler bekliyor? Şimdi bakın. Bir dünya şimdi bulunduğumuz... Süreç nasıl işleyecek şimdi, yani? Dünya şimdi biz bulunduğumuz yer. Evet. Kainat dediğimiz zaman galaksiler. Evet. Her galaksinin üzerinde milyarlarca dünya var. Milyarlarca zannediyorduk ki siz uzayda yalnız mıyız? Bakın. Acaba yalnız mıyız? Acaba tek başıma mıyız? Evet. Bakın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ben ilmin şehriyim. Ali onun kapısıdır. İlim öğreneceksen evet. Hazreti Ali'nin kapısına geleceksin. Evet. Biz de orada kainatın da kaç bin tane güneş sisteminin de o güneş sisteminde kaç dünyayı aydınlattığını çok iyi ezberlemişiz. Nereden biliyoruz hocam? Biz gökyüzünden haber alıyoruz. Gökyüzünden öğreniyoruz. Bak, az önce mucizelerinizi anlattığınız gökyüzüne. Ben gidip evet. Herkes sorsun, bu hocalar evet. Bunları gördüler. Evet. Bunları yapanlar başka şey de yapabilirler. Evet. Ama kimseye ben zarar vermem. Milletime,
vatanıma ben zarar vermem. Ama kendileri beni yok etmeye çalışacak olurlarsa kendileri bilir, geleceği de görürler. Hocam soruyor. Ben vatanıma, devletime, milletime sahip çıkarım. Ben bu bahçede doğdum. Ben bu bahçenin bir ağacıyım. Evet. Ama mezhepsel olarak Alevileri tamamen yok etmeye kalkışacak kim olursa olsun derim ki dikkat etsin. Akıllı olsun. Daha iyi olur. O zaman soruyu ikiye bölelim hocam. Yani uzaylılar bölümüne geçeriz ama önce dünyadan sevenlerinizden sonra uzaya çıkalım. Tabii ki. Şimdi sizi seven on binlerce insan var. Doğrudur. On binlerce insanın da tabii sizi sevmesinin altında bir neden var. Ortak bir paydalar var. Alevi olmaları. Evet. Tabii söylemlerinizin doğruluğu ve ortaya attığınız mucizelerin gerçekliğine inanmış olmaları, şahitli bir şekilde inanmış olmaları. Doğrudur. Bu insanlar bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlemeli? Hedefleri ne olmalı? Yani bu yaşam amaçları ne olmalı? Onu bir anlatabilir miyiz? Beycan Bey, şimdi yaşam devam edecek. Evet. Ama bu depremden de biz akıl almamız lazım. Evet. Bu depremleri de öyle düşünmemiz lazım ki acaba ne yaptık, niye oldu? Bunu da düşünmemiz lazım. Hazreti Nuh'un kavmini düşün. Evet. Hazreti Musa'nın kavmini düşünün. Hazreti Lut'un kavmini Allah'ın masalıyla düşünün. Evet. Acaba onlar ne yaptılar ki böyle oldu? Hazreti Nuh zamanında dünya tufana dönüştü. Acaba namaz kılarlarken mi? İbadet yaparlarken mi? Hayır yaparlarken mi oldu? Yok. Küfür, nifak, Allah'tan uzaklaşmaları, Allah'a inanmamaları, hatta Hazreti Nuh vaaz verdiği zaman Allah'a inanın, putperest olmayın, dine imana gelin, fuhuş yapmayın, insanlar ellerini parmaklarını kulaklarına koyarak işitmek istemiyorlardı. Evet. Eninde sonunda Allah da bir tufan gönderdi. Tufan evet. Gönderdi. Ne oldu? Yerle bir oldu. Hazreti Lut'un kavmi erkek erkekle, kadın kadınla fuhuş. Evet. Acaba İslam alemindeki şimdi olan açık saçıklılık, inkarcılık, ben Allah'a inanmıyorum, din iman yok, Allah sana bu evi verdiyse bu evi temiz kullanman için verdi. Evet. Biz bu evde bir dünya bir kiracıyız. Biz gittik mi başkası gelecek. Eğer sen kiracı olarak buradan gelmişsen Allah senden ne kira alıyor? Denizleri, suları, dağları, taşları, güneşi sana hibe etmiş hizmetleri için. Sen de bu evi kirletirsen seni de evden dışarı atarlar. Nereye gideceksin? Hayatı boyunca bir şey yapmaz. Çok sıkışınca Allah der. Allah der. Allah ama Allah'ı sıkışmadan önce belalar yapmadı gelmedikçe düşünmen olman lazım. Düşünmen lazım. Hazreti Lut'un kavmi fuhuşa, inkara dalınca inkar yok mu şimdi? Ehl-i Beyt'i inkar eden yok mu? Allah'ı inkar eden yok mu? İşte Allah da buna aciz değildir. Yerle bir edince Hazreti Lut'un kavmini Allah'a ısmarladık kimse yok artık. Bugün bazı beyefendiler Mehmet Güven niye önceden söylemedi depremi? Beyefendi Mehmet Güven'in sen toplantılara geldin mi? Gelmedin. Çünkü fitne fesat yaptılar. Mehmet Güven'in mi toplantılarına gitmeyin. Yalan söylüyor. Ben Mevlana Ali'yi konuşuyorum. Sosyal medyada yayınlamışsınız. Sosyal medyada Ehl-i Beyt'i konuşuyorum. Dinimizin ne kadar yüce olduğunu anlatıyorum. Ve bir dinimizin ne kadar yüce olduğunu ben yaşıyorum. Mehmet Güven Almanya'da Anteka'da namazda görüyorlar. Mehmet Güven Almanya'da bir sürü namazlarda görüyorlar. Acaba bu ilahi bir mucize değil mi? Ama bizim sayın hocalarımız bu millete böyle anlatmadılar. İnanmayın Mehmet Güven'e. Bu Fethullahçıdır. Ulan kardeşim ben mi Fethullahçıyım? Fethullah Gülen elinden gelse Alevileri kesecek. İnanmayın ziyaretleri yapıyor. Ziyaretlerin mezarlarını açıyor. Eski eserleri kaçırıyor. Hocam şimdi özür dilerim. Siz bunları söylüyorsunuz ama bunları söylerken de mesela sizi seven on binlerce insan Evet. İnançlarına göre yani yakında bir süreç var tabii. Mehmet hocamız süreç bitmek üzere dedi. Evet. Nasılsa biz Aleviyiz. Mehmet Güven'i de seviyoruz. Mehmet Güven de bizi korur. Alevi olmak da bizi korur. Biz oturalım, bekleyip seyredelim. Böyle bir mantık var mı? Öyle bir mantık yok. İşte bu anlamda ne yapsınlar insanlar? Ben dedim herkes işine, gücüne devam etsin. Evet. Ama Allah'a karşı olan vazifesini de unutmasın.
Evet. Ben böyle demişim. Ben hiçbir kimseye git evini sat, tarlanı sat, Mehdi geliyor. Artık bu dine boş dememişim. O zaman bunlar ortaya konulan safsatalar. Safsatalar Mehmet Güven'i kirletmek için, Mehmet Güven'in hedeflerini, söylemlerini saptırmak için. Ben her zaman demişim, insan çalışması lazım yemek için. Bakın, Sokrates, Eflatun, evet. Plato dedikleri Eflatun'dur. Evet. Aristoteles, ben Eflatun'u, Sokrates'i, Aristoteles'i çok iyi tanıyorum. Evet. Soru soruyor. Sokrates, sen niye yaşıyorsun? Sen yiyorsun yaşamak için. Senin yaşayışın yemek için değil. Sen yemek yiyorsun yaşaman için. Yani yaşamak için yemek ayrı, yemek için yaşamak bambaşka şey. Başkadır. Evet. Bunları bir gün inşallah Sokrates'i, Eflatun'u, Aristoteles'i, Herkules'i, Leonidas'ı, evet. Zamson'u biz çok iyi tanıyoruz. Ben bu iddiaya atıyorum. Belki diyecekler Mehmet Güven delidir. Ben deli değilim. Benim aklım başımda. Hocam çok daha iyi tanıdığınızı söylediğiniz şeyler var. 45 evet. yıl önce söylediğiniz uzaylılarla ilgili böyle ilginç yorumlarda bulundunuz. Biz onları çok iyi biliyoruz, tanıyoruz. Güçlerini, yapılarını, mevcut durumlarını biliyoruz diyorsunuz. Evet, evet. Amerika daha 3 gün önce işte dünyaya uzaylılar gelecek. Onların işte teknolojileri bizden çok daha ileride diye böyle mecliste 3-5 istihbaratçının söylemlerini, ifadelerini almaya başladılar. Siz bunu da yıllar önce söylediğiniz ortaya koyuyorsunuz. Bakın Beycan Bey. Uzaylılar nedir efendim? Var mı? Yaşam var mı? Ne yapıyorlar? Güçleri bakın, nedir? Uzayda yaşam var. Bize benzeyen insan ve çeşit sıfatlarda insanlar yaşıyor. Evet. Başka dünyalarda vardır ve başka güneş sistemleri de var ve biz onların sayısını biliriz. Ama ben şimdi unutmuşum. Unuttum. Bakın. Uzaylılar. Kasti bir unuttum mu yoksa söylememek şimdi için? Şimdi söylememek için unuttum. Söyleyebilecekleriniz neler? Söyleyecek birileri bak ben Hazreti Hızır Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem ben 9 yaşındayken Hazreti evet. Hızır'la gördüm. Evet. Bana verdiği emir türbeleri onaracaksın. Çünkü bu türbeler Allah yolunda İslam yolunda şehit düşen cengaverlerdir. İslam dini için savaşan. Evet. Bak. Evet. Bu türbeleri onaracaksın. Ben de başladım. O zamandan beri ilimler almaya başladım. Öğretmeye başladı. Mucizeler yaşamaya başladık. Evet. Onu gördükten sonra işte bu uzaylıların konusu geldi. Tarih 24 galiba 8 galiba defterimde yazılmış. Evet. 24-8-1983. Evet. Hazreti Hızır'la görüştüğüm zaman bu UFO'ların evet. dış varlıkların konusu geldi. Evet. Bakın, sordum dedim seyidim bu dış varlıklar UFO'lar uçan daireler denen böyle bir şey var mı? Evet var dedi. Dış varlıkların olduklarını yaşamlarını nasıl olduklarını Hazreti Hızır'dan ben öğrendim. Evet. Ve bütün dünyaya sesleniyorum. Ben kitabımda galiba 24-8-1983'te yazmışım. Bizim dünyada profesörler var. Tahlil edecek, yazıyı tahlil edecek çok alimler var. Görsünler acaba ben 1983'te yazmış mıyım, değil miyim? Evet. Ben 2003'te bunu söylemişim. O tarihte Ay'a çıkılmamıştı değil mi? Bilmiyorum. Çıkılmamıştı herhalde. Çıkılmıştı. 1969'da Ay'a çıktılar, evet. olayı evet. çıktı. Tabii ben anlattığım 1983. Evet. Tabii 2006'da ben Yeşilköy'e geldiğim zaman türbeyi yapmak için. Şimdi kadar fotoğrafta Şeyh Hasan Zubara. Evet. Hatta orada bulunuyor. Şimdi öyle Allah rahmet eylesin değerli bir hoca öldü. O bile toplantıda vardı. Onların bile konusu geldi. Dedim 72 bin dünya var. İnsanlar yaşıyor. Sizin gibi bizim gibi. Bunun da büyük bir ispatı var. Hazreti Cafer Sadık. Dediler, dünya gibi 72 bin ayrı bir dünya. Dünyalar daha da büyük dünyalar var. Evet. Bakın. Sordular kalü ya Mevley. Ey Resulallah'ın torunu. Bizim dünyadan başka dünyalar var mı? Dediler var. Ne kadar? 7 mi? Dedi fazla. 70 mi? Daha fazla. Bakın. 700 mi? Daha fazla. 70 bin mi? Daha da fazla dedi. Sizin gibi insanlar var.
bizi de tanıyorlar. Bu dünya gibi bizi sevenler de var, sevmeyenler de var. Bu Hazreti Cafer-i Sadık'ın yazılarında görmek isteyen, araştırmak isteyen görebilir. Tabii onların teknolojisi bizim dünya teknolojisinden çok ilerideler. Evet. Ama Mevlana Ali'nin, Zeynel Hıdır'ın, Resulullah'ın, Fatındı Zara Hasan Hüseyin'in ilahi güçleri bunların trilyonlarca katıdır. Bunu herkes bilsin. Bunu niye söylediniz hocam? Bir düşmanlık besleyip dünyaya ziyaret edecekler, dünyaya bir kötülük yapacaklar ama biz bunlara karşı gelebiliriz yorumunu mu alalım? Şimdi bakın, bu dünyaya gelen evet. UFO, dış varlıklar, bazıları iyi niyetler vardır, bazı kötü niyetli olanlar vardır. Bizim bunlardan evet. nereye geleceklerini, nereden başlayacaklarını biz çok iyi biliyoruz. Ve son durakları nerede olacağını çok iyi biliyoruz. Ve insanlara ne yapacaklarını biz çok iyi biliyoruz. Ne yapacaklar hocam? Zaman gösterecek. Şimdi unuttum bunu söylemek istemiyorum. Söylemek istemeyince unuttum. Kimseyi de korkutmak istemiyorum. Ve konuşmamla da ciddiyim. Evet. Zannetmesinler Mehmet Güven yatıyor. Biz sadece insanları seviyoruz. Teknolojiler nasıl hocam? Çok hızlı oldukları söyleniyor. Yani çok uzun kilometreyi çok kısa sürede gittikleri söyleniyor. Doğru. Bu izlediğimiz videolardan, evet. şeylerden, sosyal medyadan gördüklerimiz. Ama siz çok daha böyle ileride bir yapıda ve de bilgide olduğumuzu söylüyorsunuz. Alevi toplum olarak. Bakın, geçen kongrede, biliyorsunuz kongre devlet Amerikan demek, Kongresi, Amerikan evet. devlet demektir. Biden'ı da, evet. Obama'yı da, evet. Trump'ı da sorguya çekebilecek bir anayasadır. Evet. Tabii sordukları zaman peki onlara soruyor. Siz bunlara çalıştınız. Evet diyor. Tanıyoruz. Fotoğraflar, videolar var. Şimdi Pentagon hepsi saklıyor. Ama ben size söyleyeyim. Evet. Fotoğrafları da var. Cesetleri de var. Uzaylıların. Uzaylıların. Evet. Var. Uzan araçları da var. Evet. Ne diyor bir tanesi? Diyor peki siz onlardan onlarla çalışıyorsunuz. Siz onlara karşı emniyette misiniz? Dedi yok emniyette değiliz. İstedikleri an bizi yok edebilirler. Biz kafamızdan bir şey geçiriyorsak diyor, bizim kafamıza ne geçirdiğimizi o biliyor. Bakın. Evet. Peki hızları nasıl? Dedi böyle yaptığın zaman adam binlerce kilometre gidiyor. Hocam siz uzun zamandır böyle hani süreç geçtikçe farklı bir kart ortaya açıyorsunuz. Süreç geçtikçe evet. farklı bir kart ortaya açıyorsunuz. Yani işte bir şey söylüyorsunuz, süreci geliyor, başka bir şey daha söylüyorsunuz, başka bir şey daha söylüyorsunuz. Aslında söyleşte konuşacak çok şey var ama ben bir final sorusuyla kapatmak istiyorum doğrusunu isterseniz. Buyurun. Şöyle, buyurun. Bütün kartları ortaya açmak istiyorum. Mehmet Güven işte daha önce size sorular soruldu. Kimdir, nedir, evet. hayatı nasıldır falan diye sorular evet. sordular ama ben daha Nirvana bir soru sormak istiyorum. Bütün bu söylemlerinize ve ortaya koyduğunuz mucizelere dayanarak. Mehmet Güven nedir? Allah katındaki makamı ve mevkisi, rütbesi nedir? Bu mevki ve rütbe bizi kainattaki tehlikelerden, uzaylılardan koruyacak bilgi ve deneyimi ortaya koyuyor. Bizler de bilelim ki ona göre insanlık da duysun yani artık. Cevaplamak zorunda değilsiniz tabii. Şimdi Beycan Bey bakın, bazı sorulara cevaplarım, bazı sorulara cevaplamam. Eğer ben diyorsam delil veriyorsam evet. bak delil de şahıs ismini söylerek konuşuyorsam eğer ben Almanya'da Şeyh Maruf evet. Akar saygı değer bir hocamız evet bak eğer ben Almanya'da o rüyasında ne gördüğünü ben bilebiliyorsam evet acaba uzaylılar bizim yanımıza ne gelebilir bunu düşünelim evet bakın Beycan Bey ben susmuşum. Ben milleti seyrediyorum. Evet. Kötü konuşan var, iyi evet. konuşan var. Hiç sorun değil. Mühim olan Allah'ın vereceği karar. Öyle değil mi? Elbette. Onlar bir dakikada misal veriyor. Evet. 3000 kilometre mi gidiyor? Evet. Karşınızdaki adamlar, insanlar, konuştuğumuz onlar dakikada 4000 kilo gidiyorsa 3000 kilometre gidiyorsa inanın ki Allah şahit olsun 4 trilyon kilometre daha hızlı gidecek yeryüzünde Allah'ın gönderdiği adamlar var. Allah bu dünyayı yarattıysa bu dünyadan vazgeçmiş değildir. Korumasını da bilir.
Ha, bundan da kısa bir bahsedelim. Geçen bir Armageddon savaşı dünyaya yaklaşıyor dediniz. Evet. O savaştan çok kısa bir bahsedelim. O savaşla nasıl mücadele edeceğinizi de o videoda kısmen anlattınız. Evet. Bunu herkes bilsin. Ben gökyüzüyle konuşan. Evet. Onlar oradan gönderildi. Ve nasıl gönderildi çok iyi biliyorum. Evet. Anne babam da vardır. Evet. Bakın. Ben geçen uyarmıştım. Evet. Tabii iyimserliğimizden. Evet. Armageddon savaşı yaklaşıyor. Evet. Bütün dış güçler. Evet. Ve devletimizi ve başka devletlerde. Evet. Bunlara taşeronluk yapan kişiler. Evet. Ben ne dedim? Gidin buradan. Evet. Buradan giderseniz daha iyi olur. Yoksa hiçbiriniz buradan sağ çıkmayacaksınız. Sebep buna ilahi güç karışacak. Bu aleme ahki arabi. Evet. Bakın. Kil şey cay min berra te yıktil ve şakif ve mevvet l-İslam ve bedihiddil İslam ve behel arayta edbehel alevi ve l-alevi hinne bruhul İslam. Evet. الجاي من برا ومن جوا وما يسوي تشرنلق بمصرياتين أنا بقول لك اطلعوا من هون عجلوا أسكن ما طلعتوا حرام عليه واحد منكن يفلت أنا ما دشمانك أنا ما قل لك بل اللي جاي علويلر ده bunu anlasın. Evet. Alevileri İslam dışında gösteren, İslam olmadığını söyleyen kim çıkardı bunları? Emeviler çıkardı. Eğer Emeviler, bakın Hazreti Hüseyin'in başı kesildiği zaman Yezid'e getiriyorlar. Bu İslam olabilir mi? Hazreti Hüseyin başına sopayla vuruyor, dişlerini karıştırıyor. Dedi Hüseyin dedi, senin başını kesmekle dişlerini karıştırmakla Bedir Savaşı'nda babanın bizim akramızı amcamı öldürdüklerin intikamıdır dedi. Sen Bedir Savaşı'nda Hazreti Muhammed İslam için savaşırken sen Hazreti Hüseyin'e Bedir Savaşı'nda ölen akrabalarınızı intikam ediyorsan ve onun peşindekiler hangi İslam'dansınız siz? Siz hangi İslam'dan bahsediyorsunuz? Bakın arşivlere girin. Bakın. Söylemiş mi söylememiş mi? Biz Yezid'i de Muavi de lanetleriz. Onun için Yeryüzünde iki çeşit İslam vardır. Hazreti Muhammed'in, Mevlana Ali'nin, Fatıma Hasan ve Kur'an'ın getirdiği bir İslam var. Evet. Ve sonradan Emevilerin çıkardığı İslam'dan intikam almak için bozdular. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'yı kim öldürdü? Kim? Hint öldürttü. Kimin? Ebu Sıfyan'ın karısı, Muaviye'nin annesi. Ciğerlerini söktü. Kalbini söktü yedi. Dedi bu benim Bedir Savaşı'nda öldürdüğünüz babam veya amcam veya kardeşlerim. Ebu Sıfyan kafirler ordusunun komutanıydı. Evet. Şimdi sayılıyor birinci sınıf İslam. Ama hocam şöyle. Uhud Savaşı'nda savaşılıyor. Kafirlerin komutanı kim? Halid ibn Velid. Şimdi Allah'ın kılıcı diyorlar. Hazreti Ali yok. Herkese söylüyorum. Hazreti Adem'in tövbesine bakın. Evet. Eğer siz Ehl-i Beyt'e zarar verdiyseniz Hazreti Adem'in tövbesi kabul etmiyor. Onların yüzü hürmeti için şefaatçılar olduğu için kurtuluyor. Bakıyorum dini saptırıyorlar. İslam'ı saptırıyorlar. Günah. Günah. Sünni de olsa, Alevi de olsa, Şii de olsa doğruları konuşmamız lazım. İşte onu anlatacağım hocam. Yani hep Alevilik üzerinde bir sistem ya da ifade kullandık ama dünyada Alevi olmayıp da inanç tam olan nasıl anlatayım, edebi yerinde olan ama Alevi doğmamış. Dünyada 8 milyar insan var. Siz insanlığa çağrı yapıyorsunuz. Evet. Aleviliği tanımıyor, bilmiyor ama hani temiz ahlaklıdır, içi temizdir, yaşam biçimiyle yardımseverdir. Bu insanların akıbeti ne olacak? Alevi olmamak onları suçlu mu kılıyor? Estağfurullah. Öyle olabilir mi? Çünkü bakın bugün eğer dersem yardımsever insan efendi kimse hakkında konuşmuyorsa eğer Sünni de olsa ya Yahudi de olsa Hristiyan da olsa şimdi Alevi de olsa bunlar Allah'ın katında tabii ki bunların bir yeri vardır. Bunun da büyük bir hadisi vardır. Evet. Zamanında bu Arap alemi de bulur. Evet. Bir gün
Cimicmi adında bir hadis var. Evet. Cimicmi. Adam yeryüzünde 1000 tane şehre hakimdi. Evet. Ve her şehirde bir hanım oldu. Ve her hanımından bir çocuğu oldu. Ama her Allah'ın günü 1000 tane yoksula yardım yapacak. 1000 tane kişiye elbise giydirecek. 1000 tane öksüze harçlık verecek. 1000 tane dün kaldığını doyuracak. Her Allah'ın günü. Çok hayır bir sefer. Evet. Öldüğü zaman ama maalesef taşa puta tapıyorlardı. Evet. Öldükten sonra bunu cennete götürüyorlar. Evet. Cennet götürdükleri zaman cennet diyor ben bunu kabul etmem. Neden? Dedi bunda din, iman yok. Taşa tapıyordu ben bunu kabul edemem. Çıkarıyorlar. O zaman ateşe atıyorlar. Ateşe attıkları zaman diyor ki kendisi beni cehenneme götürdükleri zaman cehennem kapısında Malik adında bir melaike gördüm. Evet. Ak sakallı bir melaike Malik adında de cehenneme attılar. Bir baktım ses geldi. Bunu buradan çıkarın. Dediler niye çıkaralım? Dedi bu dünyada çok hayırsever, edepli, efendi insan. Hocam o zaman buradan artık cevabı almış olursunuz galiba. Evet. O zaman şöyle yapalım. Finali de şöyle bağlayalım. Final çok olur Becan Bey. Şöyle bağlayalım. 2019 bitti. 2025 Ocak'ta bir açıklama yaptınız. Ve 2020'nin devamını da yaşıyoruz. Evet. Bundan sonra tabii uzaylıları da ortaya koyduk, konuştuk. Evet. Bundan sonra ne öneriyorsunuz? Nasıl bir yaşam? Hedef ne olmalı? Neler yapmalıyız ki hazırlıklı olalım? Şimdi bakın, herkes işine, gücüne devam etsin. Ey diyor Allah diyor, ey insanoğlu sen tefekkürdeysen Allah evet. tedbirini almıştır. Bu Orta Doğu'da da bakın. Evet. Bugün Afganistan'ın bozulması kime yaradı? Dış güçlere. Evet. Irak'ın bozulması, parçalanması kime yaradı? Dış güçlere. Evet. Yemen'in bombalanması, öldürülmesi kime yaradı? Dış ülkeler. Şimdi Suriye'de savaşan, Alevi-Sünni kavgaşasını çıkaran kime yarıyor? Aleviye mi yaradı? Yok. Sünni deyip de Sünni'yle alakası olmayan kişilere mi yaradı? Emeviler bu fitneyi ortaya attı. Maalesef şimdiye kadar da biz birbirimizi yiyoruz. Şii de olsun, Alevi de olsun, Türk de olsun, Kürt de olsun hepsi İslam olarak adlandırılıyor. Ben isterim ki hepimiz bir olalım. Bu dış güçlere hizmetçilik yapmayalım. Birbirimizi öldürüyoruz, kazananlar onlardır. Evet. Öyle değil mi? Evet. Onlara da herkese de kardeş gözüyle bakarız. Ben kimsenin düşmanı değilim. Ama beni rencide edeceksen senin karşına 1000 tane de ispat koyarım. Bizim için vatanımız evet. mühim, evet. devletimiz mühim. Ben Mehmet Gimel olarak ben vatancıyım, devletçiyim, milliyetçiyim, ben Aleviyim ve Alevin özüyüm. Evet. Vatanım için canımı veririm. Ama Mevlana Ali hakkında, evet. Ehl Beyt hakkında, 12 imamı hakkında Emevilerle çekecek. Onlara düşman olacak. Kim olursa olsun, isterse dünyanın padişahı ben Cafer'im. Bunu herkes bilsin.